Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağ kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi oluvermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır Urfalı küçük ha. Ailin göz bebeği Urfalı küçük ha. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ha. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağa. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük ağa. Kuzum sen git, biz hallederiz. Emin misiniz ya? Elimizde bir metin daha iyi yok. Ya metin kolay iş. 10 kere yazdık sigorta reklam metni. Esas fikir yok elimizde, fikir. Adamlar yenilikçi bir şeyler istiyor. Ben gidersem bu iş yeter. En iyisi başınızda durmak. Yoksa siz kaçarsınız. Kahveler benden. Şöyle bir şey mi yapsak ya? Ne bileyim. Aile sigortası üstünden gitsek. Yani aile güvencesi, aile sigortası olur mu? Ya olabilir ha. Dur ya. Aile demişken. Abi gecenin birinde kim arayacak seni ya? Aa Sinem hiç cevapsız var. Dur lan, panik yapma. Alo. Ya hayatım, telefon sessizde kalmış. Şirkette de telefonlar açacak kimse yok. Nasıl anlamadım? Ne? Ne diyorsun ya? Ya yemişim için tamam, geliyorum ben. Tamam 10 dakika yoruldum. Ben kaçtım. Sunum? Oğlum Ece ateşlenmiş ya. Öyle mi? Yapacak bir şey varsa? Yok abi, sen şu sunumu toparlamaya bak, konuşuruz yine. Tamam bak, ben ayaktayım, arayabilirsin istediğin zaman. Tamam. Ah nereye? Ne anlatır Bülent. Mikrop falan kapmış olmuşsun. Annem ya da annem. Ne bileyim, basit bir soğuk algınlığı gibi görünüyor şimdilik ama. Tabi o kadar da yedirdik, içirdik. Dedik ne güzel artmıştır iştahı. Ama yapacağını kustu yavrucuğum. Değil mi Ece? Kustu mu sen? Batırdım ortalığı. Kim? Ay canım güzelim benim. Ne bileyim, huysuzlandı önce. Ondan sonra kustu birazcık. Ateşi yükselince seni arayayım dedim ama. Yani işin eğer acil ise şirkette kalsaydın kuzum. Ne ofisi, ne şirketi? Doktor sen bir şey ilaç mı ne çalayım, ben gideyim eczaneden bulayım. Yok canım, öyle bir şey gerek yok yani. Bir hastaneye gitsek yeter, serum falan. Kalk kalk. Ece'nin çantası hazırdı mı? Hazır hazır Sinem Hanım, şurada kapıda. Hadi bakalım. Sen Mehmetcan'a sabah söylersin durumu ama yani önemli bir şey değil. Ufak bir kontrol de, merak etmesin çocuk, tamam mı? Tamam ben uyalarım onu abi, merak etme. Hadi gel gidiyoruz, al bebeğini de. Tamam mı? Evet tamam. Hadi bakalım aşkım. Bir şey giydirmeyeceğiz mi? Giydireceğim. El kadar çocuk. Nereye kayboldun ya? Ece!
mahvediyor beni ya. Gecenin bir vaktinde çalan telefonlar işte, yollara düşmemiz falan. Kötü kötü hatıralar mı geliyor aklına? Hiç sorma. O berbat yıl. Gecenin bir vaktinde bir telefon çalıyordu, iki kere ödüm patlıyordu. Sen hastanedesin, Mehmetcan yoğun bakımda. Bu sefer hangisi, karım mı çocuğum mu diye. Biz çok şanslıydık bir tane. Kurtulduk aşkım. Bitti, geçti. Biz çok şanslıydık, değil mi kızım? Hakikaten çok şanslıyız biz Sinem. Şu güzelliğe bak. Bir de ateşi birazcık düşse minnoşum. Ah. Ama annesi onu iyi edecek değil mi kuşum? Baba! 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 Ece! Ah, Mehmetcan. Ben de Ece'nin temizlerini ütülemiştim de. Oh, geldiklerinde artık temiz temiz giyer hazır olur. Nereden geldiklerinde? Ha, onlar şeyden... Hastaneler değil mi? Ben uyurken Ece'nin ateşi vardı. Ne oldu, çok mu fenalaştı? İyi iyi, sen merak etme. Gittiler ama öyle korkulacak bir durum yok be kız hanım. Sadece ateş mi vardı yoksa vücuda morluklar mı vardı? Niye morluğu? O nereden çıktı be ya? Ya daha kötüye giderse ateşi, ya daha kötü olursa. Onun geri olmuştu. Canım hiç söyleseydin bana eve de getirirdim ya, evde hallederdik. Biliyorum kızıcığım, gerek yok. Ama biz birazcık heyecan yaptık değil mi? Al bir tanem. Ateşi çıkınca biraz evham yaptık kuzum, o yüzden geldik. Değil mi anneciğim? C vitamini de verdim, bir iki saate toparlar. Öyle değil mi teyzeciğim? Birazcık suratsız mıyız biz? İyi, ateşi var ondan. Yüksek ateş, halsizlik, keyifsizlik. Of ya. Sıfır iki yaş arasındaki bebeklerde lösemi. Şu sırtına bir kere daha bakalım. Bunlar ne zamandır var? Bilmem hocam, hiç fark etmedim. Yeni herhalde. Ben bunların darbeye bağlı moral mi olduğunu sanmıyorum. Bazı lösemi tiplerinde aileden aileye geçiş söz konusu olabilir. Hemen toparlayacak. Neyse çok kuvvetli. Evet. İyi maşallah. İyi olacak. Gelin ben size aydırlık. Evden arıyorlar. Peki. Alo. Sinem Hanım, kusura bakmayın, ben rahatsız ettim sizi ama. Yok yok Hamiyet, söyle ne oldu? Mehmetcan sizi aradı da uyandı şimdi. Ben bir ona bir vereyim de. Hadi bak. Ver hadi Hamiyet abla. Alo anne. Tema 9 ay seni nasıl bekledim bakayım. Heh, sabırsız. Ece nasıl, iyi mi? İyi anneciğim, ateşi vardı, düşecek ama. Ne oldu? Başka bir şey var mı? Yok anneciğim, nesi olacak, ateşi var sadece. Aa, o da düşecek, her çocuğun ateşi çıkıyor. Doğru söyle, madem bir şey yok, niye beni almadınız o zaman? Ya anneciğim, uyuyordum bir tanem. Uyuyordu, fındık kurdum. Ben seni kıyabilir miyim uyandırmaya? Anne. İki saate geleceğiz, merak etme. Öf. Mehmetcan, bak sana süt ılıttım kız hanım. Bunu içersin, böyle deliksiz bir uyu çekersin ha. Ya sonra içsem olur mu Hamiyet abla? Ben bir dedemleri arayayım. Tabii gece gece rahatsız etmeyelim insancıklar. Alıştı onlar. Rica etsem sütümü odama koyar mısın? İyi, peki madem.
baktım şirkette işler bitmiyor. Sensiz de bitiremeyeceğiz işi. Ben de atladım geldim. İyi yapmışsın. Ama eşim delirmiştir. Yok, ben çıktığımda uyuyordu, duymadı bile. Ece nasıl? İyi iyi. Oğlum aslında gelmene falan gerek yoktu. Olur mu abi öyle şey ya? Biz senin Naz'ın bekledik hastane koridorunda. Harbiden ha, şundan 2 sene önce. Elimizde matara, bir bahçede, bir burada. Ödüm karışıyor Mehmetcan'a bir şey olacak diye. Vay arkadaş be. Çok çektin, çok. Ama bak şu anda hiçbir şey yok. Tamam mı? Bak düşüncesi bile seni delirtiyor. Her şey bitti mi? Her şey yolunda mı? Bu kadar. Aynen aynen. Gel bakalım şunlara hadi. Ağzını yüzünü yediğim bak kan tahlilleri çıksın tamam mı? Sonuçları bir ayına. Vallahi papaz oluruz laboratuvarla. Tamam merak etme ben de hepsini uyardım. Hepsini acil yapacaklar. Sabaha. Ne oldu? Gidiyoruz. Ha, düştü mü ateşi? Evet düştü. Tarkan. Kışmış her bacağı. Yardım ya şunun güzelliğine bir bakar mısın? Bakar mısın? Gelenlere bak Ali. Anne. Kızım. Zeynep kızım. Ne oluyor ya ne işiniz var sizin burada? Duramadık evde geldik nasıl diyeceğim? Gayet iyi Nur Hanım hiç merak etmeyin siz. Ya Mehmetcan öyle bir aradı ki biz de dayanamadık geldik tabii. Aa ne demek aradı abartacak bir şey yok ya. İyiyiz yani ateşi çıktı çocuğum geldi düşürdük gidiyoruz. Emin misin bu kadarcık bir şey olduğuna? Baba ne oluyor şu işin aslını hastaneli anlatın bize. Oğlum gecenin bir yarısında bir telefon. Memocan arayın. Ya, korktuk tabii. Ya. Bizi de aradı. Sesi de bir tuhaf. Dedi ki Ece lösemi olabilir miyiz? Hayda. Ne oluyoruz ya olur mu öyle şey? Ah, Zeynep kızım bak doğru söyle. Bak sakın bir şey gizleme. Ay bunun neresini saklayayım anne şakası mı olur bunu? Oh şükür. Esma Hanım siz isterseniz biraz oturun ha ayakta kaldınız. Sağ olun Nur Hanım. Eh Mehmetcan. Hay Allah. Tansiyonuna baksınlar mı anne bir? Tabii tabii acele baksınlar. Ben hallederim. Ben hallederim. Ne yapıyor bu oğlan anlamıyorum ki yüreğimize mi indirmeye çalışıyor? Yo bayağı ciddiydi Ali. Korkmuş çocuk belli. Anladım da ortada ayağı kaldırmış. Neyse ben sorarım eve gidince onu. Yok be abi çocuk daha 10 yaşında sen büyüdü zannediyorsun ama. Yani çocuk ateşlenince demek ki kardeşini lösemi sandı. Aklında öyle bir bağ kurdu. Evet. Kendi. Minik düşüyor. İyi misin anne? Annesinin bir tanesi. Oh, çok mu üzüldün sen? İyi misin kuşum? Ece iyi mi? İyi. Sen iyi misin nasıl? Ha? Düştü ateşi, iyileşti kardeşini. Sahi mi? İyi. Korktun mu annem sen kardeşim hastalanacak diye? Oğlum sen kardeşin de senin gibi hastalanacağından mı korktun? Evet haksız mıyım ya olursa? Anneciğim. Allah Allah her ateşi yükseldiğinde öyle hasta olacak diye bir şey yok ki çocuk bu. Olmayacak diye bir şey de yok. Hem o sitede de yazıyor. Hastalık aile içinde bulaşırmış. Ailede hastalık geçiren birisi varsa başkasına da geçirebilirmiş. Yani? Yani kardeşim benim yüzümden lösemi olabilir. Hayır olmaz öyle şey. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Biliyorum çünkü... Aynı yere ilk kere yıldırım düşmez oğlum. Evet baban doğru söylüyor. Olmaz. 10.000'de bir ihtimal. Ama diyelim ki oldu. Kardeşin lösemi oldu. Ne olacak o zaman peki? Ne olacak? İyileşecek anneciğim o da senin gibi. Sen nasıl iyileştiysen, iyi olduysan o da iyi olacak. Tamam mı? Aynen öyle. Yani oğlum burada ben varım, anam var, sen varsın. Eşek başı mıyız biz? Kardeşin hastalansa iyileştiremeyeceğiz mi? Hem hayat böyle yani olmamış derdin tasasını düşerek geçmez. Böyle yaşanmaz. Anne, kardeşime bir şey olmaz. Olmayacak kuşu. Olmayacak bir tane. İyileşti zaten. Ece, Türk gibi. Ateş de düştü. Thank you.
Aile bir insanın hayatta sahip olabileceği en iyi sigortadır. Bir şans, bir armağandır aile. Dünya üzerinde hiçbir sigorta şirketi bir felaket anında daha çabuk imdatınıza yetişemez ve size daha güvende hissettirtemez. Ailenizin vereceği bu sevgi ve bu sevgiden doğacak güç ve destek işte gerçek sigorta budur. Aileniz yanınızdaysa keyfini çıkarın, gerisini bize bırakın. Önce ailenize, sonra bize güvenin. Biz bunu demo olarak düşündük. Daha profesyonel ekipmanlarla üzerinden geçeceğiz. Aslında bu bile yeterli. Ali Bey, dün gece uykusuz olmasına rağmen bizzat sunumu kendisi yapmak istedi. Biz tamamız. Elinize sağlık. Çok teşekkürler ediyoruz. Tebrik ederim Ali Bey. Pek güzel olmuş. Çalıştınız mı yazılıya? Bugün yazılı mı var? Matematik yazısı var ya. Kopya verirdim de. Benim halim belam. Diğer dersler olsa neyse de matematikte önemli değil. Hem de matematikte. Evet ya kızım, matematik bulmaca gibi bir şey. Çok kolay. Boşuna ağlıyorsunuz. Şu müdürle konuşup geliyoruz. C'deki Berke değil mi şu? Yanındaki de babası. Babası okul aile birliği başkanı. Araba sizin mi Berke? Herhalde. Kaç basıyor? Türkiye'de bundan herkes de yok. Nerede oturuyorsunuz Berke? Sana ne? Ben uçacağız senin oğlunu dalacağım. Etmem. Sabah sabah. Bu kat çıkarmıyor. Çıkarak çıkarak. Ya Mehmetcan ya. Ya Şırnaklı abi. Üf be tamam. Şu hastaneye giderken ayaklarım geri geri gidiyor ya. Hayret bir şey. Beni de soğuttun ya şu hastaneden. Nedret midir, nefret midir? Bravo ya. Geçen gün bir teklifim hala geçerli bu arada. Hangi? Ha. İşi bırak, evinde otur. Evinin kadını, çocuklarının anası oluyorsun yani. Aynen. Ya var ya, şu teklif için dışarıda kendi canını verecek milyonlarca kadın var. Yapma ya. Ya bak bir şey diyeceğim. Bir şey diyeyim. Senin arkanda kocam var ona göre. Ne zaman tepen attığında, ne zaman lan çıktığında buradayım ben ya. Tamam mı? Biliyorum. Zaten bu yüzden katlanıyorum bütün bu saçmalıklara. Of. Yoksa çekilecek dert değil. Söyle dediği gelseydi şey arabaları şuraya. Yakışır mı bize Fethi öyle malla mülkle hava atmak? Biz bunun gibi görgüsüz müyüz? Ne oldu? Karnım mı ağrıdı? Bana mı dedin oğlum? Evet sana dedim. Ne olacak? Göstereyim şimdi sana ne olacağını. Etme. Sabah sabah. Hani bulaşmayacaktın? Baksana şuna Mustu ya. Eli kirletti ki yedeyim o zaman. Hadi biz gidelim. Anne hadi ders başlayacak. Sınıfa gidelim. Ben ona gösteririm şimdi buna dersini. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız işte. Hep kavga hep kavga. Ne alakası var bir şeyin? Görmüyor musun çocuk bana dayılınıyor. Ya ne olduk oluk para akıttık müdür bey. Yani biz de sokakta toplamıyoruz parayı ama. Fethi omuzdan başka var mı bana lazım? Beni tek buç kesermiş ya. Ne yapıyorsun Mehmetcan ya? Bu sefer de 50 torba çimento göndereyim. Eksik olmayın beyefendi. Size de zahmet verdik ama. Herkes, sizin araba tüplü mü ya? Tüplü bitmiş. Baba ne oldu? Daha yeni bakımdan çıktı. Berk ne oldu? Sizin araba çakma mı çıktı? Yavrucuğum, gelin bir itin arabayı, gelin. Yok, ben hayatta elleyemem. Çizilir falan, Berk'cim çok üzülür. Hayatta olmaz. Siyah kolay gelsin dayı. Merhaba.
Nasılsınız Ayşe Hanım? Teşekkür ederim. Nasıl, ağrılarınız biraz daha iyi mi? İyi, tamam. Ağrı kesici koyalım, olur mu birazcık daha? Seba Hanım, nasılsınız? Bilmiyorum yavrum. Halsizim sanki. Ama çok normal. Çünkü guatr ameliyatı oldun. Çok kolay bir ameliyat değil. Aynı zamanda narkozun da etkisi var hala. O yüzden birazcık normal. Ondan mı ki? Ondan. Merak etmeyin. Seva Hanım'ın serumuna birazcık vitamin takviyesi yapalım. Tabii. Halsiz kalmasın. 3 günde aynı doza devam edelim. Olur mu? Aman doktor yavrum, hapı yok mu bunun? Hapı var tabii, olmaz olur mu? Ama şimdi bunu biz damar yolundan verirsek eğer daha çabuk etkisini gösterecek. Ama benim kocam sabahleyin erkenden işe gidiyor. Gece çok geç vakit eve dönüyor. Ben evde yalnızım. Yalnız katamam ki. Ama biz sizi bir yere bırakmıyoruz ki. Daha 3 gün buradasınız bizimle. Beni taburcu ediyorlar. Haberiniz yok galiba sizin. Nasıl, anlamadım. Yalnız beni değil, hepimizi taburcu ediyorlar. Değil mi Ayşe Hanım? Evet öyle. Ne oluyor bu hastaneye, anlamadım ben. Ne diyor hastane, ne demek bu? Siz beni çağırdığınızda ben de yanınıza geliyordum efendim. Tamam, gel dışarı benimle. Geliyorum. Kim dedi size hastaları taburcu edin diye? Kim verdi talimatı? Başhekim verdi efendim. Necdet Hanım. Hastaları hazırlayın mı? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Benden haber bekleyin. Hoca, hoca, bu muzların ne işi var egzozda? Ben nereden bileyim efendim? Ya besbelli senin velekler yapmış işte, belli. Bu rezalet nedir? Bu ne cesaret? Soruma cevap istiyorum. Bu rezalet nedir? Bak, laflarına, tavırlarına dikkat et. Tepemi attırma. Senin tepen atsa kaç yazar acaba? Benim tepem atmış zaten atacağı kadar. Bana cevap ver dedim. Bu rezalet nedir? Sen hangi hakla, hangi akla hizmet benim hastalarımı bana sormadan taburcu etmeye kalkıyorsun? Sen kimsin ya? Size çok kızgınım çocuklar. Arabayı bozduk diye mi öğretmenim? Onu ayrıca konuşacağız. Bu muzun kilosu kaça? Haberiniz var mı? Yazık, günah değil mi? Ananız babanız bu paraları nasıl kazanıyor? Haberiniz var mı? Sinir oldum öğretmenim. Sırf zenginler diye okulun sahibi mi sanıyorlar? Hadi yürüyün gidin. Gözüm görmesin sizi. Büyüklere çeki düzen vermek size mi kalmış? Hadi alın bunları yiyin. Yıkayın. Hadi bunlar yenir daha. Biliyorum öğretmenim. Berke, muz ister misin? Görüşeceğiz sizinle sonra. Ya bu sizin sıra gecelerine benzedi bu akşam. Çok iyi oldu vallahi ya. Yok canım, nerede? Çalgısız çengesiz sıra gecesi mi olurmuş? Sıra gecesi, sıra gecesi deyip durursunuz. Şöyle kadın kadına bir sıra gecesi yapsak ya. Yani Metin'i çok duyduk da bir türlü görmek nasip olmadı bu sıra gecesini. Nur Hanım, şimdi görmemeniz gayet normaldir. Çünkü sıra gecesi, ayıptır söylemeyi, erkekler içindir. Yok Nur Hanım, sizden Urfa'lı erkekler olarak bir istirhamız olacaktı. Allah lila aşkına elimizde bir sıra gecemiz kalmıştır. Onu da rahat bırakınız ya. İşte problem burada. Bu memleketin sorunu bu. Zihniyet devrimini gerçekleştiremedik. İşte bu yüzden giremiyoruz Avrupa Birliği'ne. Ya. Yani şimdi siz kadınları toplayıp sıra gecesi yapmayınca biz Avrupa Birliği'ne giremeyiz, öyle mi? Çok hoşsunuz. Esma Hanım, bir şey söyleseniz ya. Dünürünüz olarak 40 yılda bir şey istedim sizden. Vallahi bilemedim ki. Neyi bilemediniz canım? Ne düşünüyorsanız açık açık söyleyin. Yani erkek baskısı da bir yere kadar. Çekinmeyin canım, söyleyin. Yok canım, ne çekineceğim? Urfalı bir kadınım ben. Ne baskısı olacak? Ha? Sıra gecesi mi istiyorsunuz? Tamam, yapacağım. Hem de alasını yapacağım. Sinem kızımı da alırım. Anne yapma, gözünü seveyim. Benim zaten durumum ortada, hastanede. Zor günler geçiriyorum. Yorgunum. Başka zaman katıştırsan beni. Kızım, evde oturup da kara kara ne düşüneceksin? Gelirsin biraz kafayı dağıtırsın. Çok da zorlama Esma. Elinizin hamuruyla erkeğin içine karışmayın. Ya ana, babam haklı.
adet denen bir şey var. Bazı şeyler geldiği gibi gitmeli. Yapma ya. Çok bilişsel. Vallahi. Canım, kültür alışverişi neticede iyi bir şeydir yani. Ha. Efendim, sizin bu sıra dışı gecelerinizi Viyana'da vals geceleri olarak kutlarlar. Bir tarafta orkestra çalar, eşler sırayla dizilirler. Yani bir tür kültür alışverişi. Opera. Affedersiniz. Ya doğru, siz sıra gecenizi yapın. Sonra haftaya Viyana operası geliyor efendim Cemal Reşit Rey'e. Mozart'ın saraydan kız kaçırma operasını sahneleyecekler. Nur yer ayarlar, biz de hep beraber seyretmeye gideriz. Ne dersiniz Esma Hanımcığım? Ay harika olur, evet, operaya gidelim. Ha, opera değilsiniz yani. Hem de saraydan kız kaçırma. Havan batsın inşallah. Opera kadar taş düşsün kafaya. Mozart'ın kız kaçırmasını bilmiyorum ama bizim köyde bir tane İmmet Ağa vardı. İmmet Ağa 4 defa evlendi, 4'ünde de kız kaçırdı evlendi. He, 5. de kaçırmıştı ama yolda bacağını sıktılar. Oradan düşünce böyle kafayı taşa vurmuş, oradan pekmez akmış ölmüş. Oradan rahmetli olmuştu. Allah bilir yani ölmeyeydi belki 8-9 tane kaçıracaktı yani. Bence sen biraz topukla. Çünkü herkes sana kötü kötü bakıyor. Ano, Ece gitmiş, ben onun peşinden gideyim. Aa, neredesin Ece, neredesin Ece? Kolay gelsin. Yardım eden mi? Yardımın batsın. Uzak dur benden. Ne oldu şimdi, hemen niye köpürdün ya? Ha, bir de utanmadan sorarsın ha. Ne oldu, he, sorarım. Bir düşün bakalım. Ben seni en son gördüğümde ne oldu? Ne oldu ki? Aldı polis götürdü be. Polis götürdü ama bir yanlış anlaşılma oldu da oradan oldu yani. Ah, yanlış anlaşılma. O zaman ben düzelteyim o yanlış he. Ben düzelteyim o yanlışı. Allah'ım yarabbim ya. Tövbeler olsun. Esma tamam değil. İcat çıkarma. Ya nereden çıktı şimdi sıra gecesi? Sıra gecesi yapmayın. Şıra gecesi yapın. Mırra gecesi yapın. Gidin kadın kadına eğlenin, bir yeri kapatın. Ama bin yıllık adetimizi Allah aşkına rahat bırak. Asıl sen beni rahat bırak. Sıra gecesi bizim de hakkımız. Öyle bir sıra gecesi yapacağım ki bütün İstanbul konuşacak. Küller başıma. Bizim Urfa'la tanıdıkların hanımların hepsini çağıracağım. Nur Hanım, siz de çağırın arkadaşlarınızı. Sinem kızım, sen de çağır arkadaşlarını. Hep beraber eğleneyik. Ha, ana oldu olacak, basın da çağıralım ha. Çağıralım tabii. Tamam. Tamam Ali, aferin. Deliğin başına taş düş. Anay Harlaviç gidiyor zaten. Bir odun da sen at. Aferin. Öyle. Çok eğleneceğiz. Sen niye eğleniyorsun lan? Duymadın mı? Sıra gelsesi kadınlar için. Ben de çocuğum. Arada kaynarım. Ha, işine gelince çocuksun değil mi ajan? Oğlum ne işin var senin sıra gecesinde? Orada hep kadınlar olacak. Of anne ya. Anan aklı orası, karılar ama mı gibidir? Ne işin var oğlum senin orada? Ay, sen de bayağı tecrübelisin herhalde. Çok istiyorsan git onlarla oyna. Bak şimdi ne yapacağım. Fettah! Şşt! Alo Fettah, iyi misin? Fettah! Nasılsın Fettah? Nasılsın? Alo. Korkma. Sadece toprağa gideceğim. Sonra toprak olacağım. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceğim. Ondan sonra çiçeğin özüne ulaşacağım. Çiçeğin özüne bir ağrı konacak. Belki o ağrı sen olacaksın benim hocam. Ya amma abarttın be abi. Ananın sırasın sen Fettah. Çok korkuttun ya. Bitti ne oğlum sen? Gel gel. Sıradan bir sıra gecesi değil bu hayatım, kadınlara özel. Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. Sizin kanal sever böyle şeyleri. Kaçmaz yani. Cemiyet hayatın ünlü simalarıyla Urfalı kadınlar bir araya geliyor. Bir bakıma kültür arası buluşma diyelim. Kameraman yetmez. Bence sen bir de muhabir gönder. Ay bir iş aldım ki başıma. Sorma gitsin şekerim. Aa.
Evet evet. Urfa sıra gecesi. Ay ne olur siz de gelsenize. Beni yalnız bırakmayın bu aşiretle. Ya Urfa gecesi kimin umurunda? Onlara bakıp güleceğiz işte, eğleneceğiz. Gırgır şamata. Bana bak, Füsun'la İnci'ye de söyle, tamam mı? Onlar da gelsinler. Tamam hadi, tamam. Görüşürüz. Bye. Tamam tamam hadi. Bye. Şeyi de arayayım şimdi. Bu okulda kavga istemiyorum, tamam mı? Anladınız mı beni? Duymadım. Anladım. Anladım. Göreceğiz. Hadi barışın bakalım. Mehmetcan. Barışmadan bu odadan çıkamazsınız. Hadi çıkın şimdi. Seninle barıştıksan da sonra görüşeceğiz. Ben çok meraklıyım sanki seninle barışmaya. Fettah yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sen de arabaya yaptığının cezasını çekeceksin. Ben onu bunu bilmem, geliyorsunuz sıra gecesine akşam. Bak gönül koyarım. Yemin ediyorum gönül koyarım ha. Aa, mecbur muyuz be? Sen de gitme, ne var? Mecburum tabii ben. Ben mecburum tabii. Eğer sıra gecesini kayınvaliden düzenliyorsa, annen de düzenletiyorsa o zaman gitmekle mecbur. Siz de geliyorsunuz, siz de mecbursunuz canım. O kaçamaz. Kendi yanlış, biz de yakmaya uğraşıyor. Yakarım valla. Hepinizi yakarım. Roma'yı da yakarım. Özkan'cığım, nihayet geldin. Geldim hocam. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Daha da iyi olacağız inşallah. Hadi gel odama geçelim, gel. Bu kim ya bu havada? O doktor Özkan, doçent. Genel cerrah. Bir ara derslerimize de girmişti. Burnundan kıl aldırmaz. O yüzün tekidir. Genel cerrah. Genel cerrah. Sinem. Ne Sinem? Ay bana ne canım? Allah Allah, fazla genel cerrah göz çıkarmaz. Ayrıca benim işime gelir, işimi hafifletir. Geliyorsunuz sıra gecesine, vallahi gebertirim. Ali. Hı? Arzu aradı. Sinem'le bu akşam sıra gecesine gidiyorlarmış. Lan gitsinler, bana ne? Ne demek abi bana ne? Bu akşam onlar firar. Ne demek oluyor? Biz de fireyiz. Ben mazut bir aile babasıyım. Hiç baştan çıkarmaya uğraşma. Abi sen naz mı yapıyorsun? Ya oğlum halı saha falan diyeceksin şimdi. Geçen gün soktum baldırımı tekmeye, hala mosmor. Tıpış tıpış eve gideceksin ya. Evet abicim, tıpış tıpış eve gideceğim. Ece erken yatıyor. Ajan yok. Sinem yok. Gömeceğim kendimi kanepeye. Alacağım kitabımı. Oo. Kitap mı? Ne kitabı lan? Kutsal kitap Bülent. Ya böyle Amerikalı sosyologun biri yazmış işte. Yeni dünya düzeni midir nedir öyle bir şey. Ha dünyanın düzenini. Palamut'un da mevsimi Demir ha. Sorma Palamut. Yanında bir 35'lik. Arada dünya meseleleri. Mis. Harbiden de hıyarası hayatında Palamut yememiş. O konuşuyor. Evet olur, gideriz. Erken çıkarız, gideriz. Yok öyle zengin çocuğum diye havalı havalı gezmek. Sökül bakalım paraları. Çekilin yolumdan be. Oğlum bizim dövmemize gerek kalmadı. Bunlar sağlam döver zaten. Yok para. Var var. Yalnız olmaz öyle şey. Onlar üç, o tek. Yakışmaz bize öyle şey. Hakan, Doruk, Selim. Gelin bakayım yavrum. Nasıl yani? Okulun gardırobasına üç çocuğa mı çizdireceğiz oğlum? Versene. Bir sorun mu var birader? Yok seninle bir derdimiz. Yürü git. Siz gidin lan buradan. Gitmezsek ne olur? Kim bilir sopa yersiniz o olur. Şişt, kalabalıklar gidelim hadi. Yazdım bunu bir deftere. Okumak yazmanın var mı lan senin? Hiç beklemezdim senden sağ ol. Önemli değil. Niye kurtardın beni? Onlar üç kişiydi. Sen tek kişiydin. Babam bana güçsüzden yana olmayı öğretti. Gücünle av atmayı değil. Sağ ol. Barıştık mı? Şimdilik evet. Ama babamın parasıyla bize hava atmayı yine de dersen hayır. Tamam.
Anneciğim olmaz, biz sıra gecesine gidiyoruz. Orası sana göre bir yer değil. Of ya. Çok istiyor. İyi tamam, Uslu durdun mu bugün? Durdum. Vallahi durdum. Hoca, hoca, bu muzların ne işi var egzozda? Ben nereden bileyim efendim? Ya beş belli, senin veletler yapmış işte belli. Hatta o kadar usulüdür ki. Ben bile kendimi şaşırdım ulan. Tamam, ulan demedim. Evet. Bu kadar uslu bu çocuğa yakışır mı yani ulan? Aferin. İyi tamam, hadi gel. Oley be! Hadi yürü üstüne düzgün bir şey giy hadi. Bana bak, akşam çok dağıtma kendini, sonra seni toplamak zorunda kalmayayım. Bülent. Akşam seni alayım mı çıkışta? Ne yapacaksın canım beni akşam alınca? Buluşalım, bir şeyler yaparız canım. Rüyanda görürsün canım beni. Rüyanda görürsün. Ne yapıyoruz? Mehmet Hanım'ı bekliyoruz. Ne haber Mehmet? İyi. Tepe babam. Bu ne lan? Su makinine gitseydim baba ya. Hem Urfa'nın erkeklerini tek başımıza temsil ediyoruz. İyi hadi erkekim, yürü bakalım. Şş, erkek, manitalar sana emanet. Hayıpsın bana ya. Görüyorum, görüyorum. Arkada da gözüm var benim, görüyorum. Çav çav. Çav çav. Hadi canım. Sıra gecelerinden biri bugün İstanbul'da yaşanıyor sayın seyirciler. Ama bu sıra gecesi bildiğimiz sıra gecelerinden biri değil. Çünkü bu sıra gecesi sadece kadınlara mahsus. Yöresel adetlere göre bir erkek eğlencesi olan sıra geceleri günümüzün modern dünyasına da ayak uydurmuş durumda. Urfa'nın ünlü aşiretlerinden Acaroğlu aşiretinin ev sahipliğinde yapılan bu geceye ilgi hayli yoğun sayın seyirciler. Sadece Urfalı kadınlar değil, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları da davetler arasında. İşte bir zamanların ünlü sopranosu opera sanatçımız Nur Sipahi de gelenler arasında. Nur Hanım hoş geldiniz efendim. Ah, hoş bulduk, merhaba. Kadınlar için düzenlenen sıra gecesi hakkındaki yorumunuz nedir, neler bekliyorsunuz? Çok enteresan bir gece olacak zannediyorum. Umarım kendi içinde bir boşluğu doldurur ve devamı gelir. Bakalım göreceğiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Nur Hanım. Merhaba Esma Hanımcığım. Merhaba. Yavrum burada mısın? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Cimcime. Çıkan benim oğul. Selma teyzenle Fehim ablanları da getirdim. Aşiret gecesi var dedim. Hepsi merakla geldiler. Hanım, iyi akşamlar. Bu gecenin anlam ve önemine dair birkaç cümle alabilir miyiz? Söyleyeceğim de evladım şu ışığı biraz kıs istersen gözümü alayım da. Kadınlar için sıra gecesi fikri nereden aklınıza geldi? Vallahi ne bileyim, biz arkadaşlar arasında konuşuyorduk öyle. Ben söyleyeyim. Tabii. Anneannem babaannemi kandırdı. O nasıl laf Mehmetcan? Mehmet dedem dedi ki saçmalamayın, olmaz öyle şey dedi. Elimizde bir sıra gecesi kaldı. Onu da almayın dedi. Dinleyeyim kim? Aslanım benim be. Aslanım Memo. Yedince diye rahmet. Neden konuşamayayım? Sen konuş. Gel buraya gel gel. Tamam teşekkür ederiz. Çocuk işte. Gelişi güzel konuşuyor. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Geldiler galiba ha. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Burhan Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim isterseniz doğrudan sofraya oturalım. Buyurun. Madem kadınlar bizi bıraktı, sıra gecesi etmeye gitti, biz de kendi kendimize eğleniriz. Değil mi efendim? Buyurun. Tabii efendim. Ben de şöyle arada bir toplanıp altın günü falan yapsak diyecektim. Anneciğim inşallah o günlerde gelecek. Mehmet Beyciğim lütfen taziyelerimi kabul edin. Allah başka keder vermesin. Ay. Kusura bakmayın efendim. Karıştırdı herhalde. Yok karıştırmadı. O eski toprak o. Anladın mı?
Ay. Buyurun. Karşımda karşıdakinin elbisesini gördün mü şekerim? Görmez miyim ayol? Evdeki kilimi kesip üzerine geçirmiş sanki. Girmeli karı sanki. Ortalığa serince o memelerin oluyorsa öyle. Sen asıl o yanındaki kazuletin küpeleri gördün mü? Sanırsan fırfırlı caminin kapı tokma. Tövbe tövbe. Şunun entarisini göreyim mi sen? Göreyim de görmezden geleyim anam. Sanırsam peştemali sarmış hamamdan geleyim. Şuradakine bak şuradakine. Sanki kuyumcu soymuş gelmiş. Görgüsüz. Evlenirken düğünde takılan altınları hiç çıkartmadan gelmiş bence o. Aslında dedim anneme. Kadınların arasında ne işin var dedim. Ama o çok ısrar etti. Tabii mecburen o yüzden geldim. Kıramıyorum kızlar işte. Çiğ köfteyi desen mi yoracaksan? Neyi? Tabii ben yoracağım. Mavi de getirdim öğrensin diye. Adım ne demiştin? Şehriban. Şehriban. Ay marulları falan inşallah sirkeye yatırmışlardır kız. Hiç sanmam şekerim. Bitmedi gitti çiğ köfte ilkelliği bu memlekette. Gel yanıma otur bakalım küçük ağam. Kaç? Vay anasına ya. Yani şu sümüklü için koskoca mahoyu harcadın ha küçük ağam. Vay anasına ya. Birazdan sağlı sollu Hintli dansçılar fırlayacak. Böyle hepsi birden sıraya girip gerdan kırmaya başlayacaklar. Öyle hissediyorum. Şu hale bak ya. Hocam, siz yemek ister misiniz? Acıdır şimdi o, ağzım yanarsa. Yok, yani isotun acısı insanın ağzını yakmaz. Başka yerlerini yakar. İşte. Ha, yani başka yerler derken, yani yüreğini yakar, ciğerini yakar, kalbi yakar,
aklı yakar. Yani o manada şey yaptım. Hiç bu kadar romantik olduğunu duymamıştım. Çiğ köftenin yerim o zaman. Gelirim ben. Bekler kafam. Senin yerim diyen dili yerim. O ne güzel gözlerdir o. Ha evet iyi tamam. Hadi bakalım. Ya usta olacak iş değil ya. Bir sıra gecesinden feminist ayaklanma yarattılar. Ya bırak Allah aşkına ne feministi ya. Bunların hangisi ezilmiş abicim? Hiçbiri. Hepsi toplumun kaymak tabakasını yiyorlar. Bizimkiler dahil. Ya yemişim feminizmi vur. Biz yine de biraz dikkat edelim. Vallahi feministler bizi yakar, keserler. Biz henüz kimseyi kesmedik beyefendi. Henüz diyorsunuz hanımefendi. Gerekmedikçe de kimseyi kesmeye niyetimiz yok. Gerekmedikçe? Terbiyesizler. Bakın, bizim sizinle bir problemimiz yok. Bizimki sadece ailevi meseleler. Bizim sizinle var ama. Sizinle ve sizin gibi düşünenlerle. Ayrıca feminizm ailevi değil, toplumsal bir meseledir beyefendi. Kanka. Ya Salih abi, Salih abi. Bizim hesabı. Hayırdır abi? Palamut'ta bir sıkıntı mı var? Yok abi, bu sahnede en masum karakter Palamut abi. Bunların alayı böyle kızım. Böyle sıkıyı gördüler mi kaçar bunlar. Salih abi. Abi acil abi, hesap abi. Ne demek anlayayım canım? Ev sahibi olarak bizi buraya çağırıyorsun. Sonra bizimle kadeh kaldırmıyorsun, olur mu? Aa, vallahi billahi güzelim. Hadi. Ya anne Allah Allah rahat bıraksana kadını. İçer içmez sana ne? Karışma sen. Öyle değil mi hanımlar? Öyle. Tabii içmesi lazım. Hadi. Hadi. Ay, madem öyle hadi içim bağırım. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Ha şöyle yarasın yarasın. Yaramaz bu Merat ama oldu bir kere işte. Yok canım bir kere olur mu? Yavrum evladım gel. Gel Huri. Doldur bakayım hanımının bardağını hadi. Efendim bu sıra gecelerinde herkes çalıp söyleyemez. Bunların piri üstadı meşhur rahmetli Kazancı Bedi. Yani üstüne kimse gelmedi, gelemez. Duymuşluğum var efendim. Duymuşsunuzdur tabii. Kazancı Bedi, pir. Bu gazeti bizim memocuk doldurdu. İnternetten almış, çevirir dinlerim. Efendim ben bir sanatçı olarak hep söylerim. İnsan kendi kültüründen beslenmeli. Yani toprağın kokusu yoksa o işte... Yok efendim, hiçbir şey olmaz. Buyurun. Efendim. Annem, Mehmet Bey acaba dansözle çağırmış mıdır? Burhan Beyciğim, sıra gecesindeyiz efendim. Ne alakası var şimdi yani? Ya işte adı üstünde sıra gecesi. Dansözle sıra gelmeyecek mi? Ulan aklına uydum geldim. Ne güzel oturacaktım evde be. Allah Allah, sanki canı palamut isteyen bendim. Doğru diyorsun, bendim. Var. Kafam. Ver karıya palamutu, pişirsin evde, ye işte mis gibi. Oh. Abicim bizim bir suçumuz yok ki. Bizim şanssızlığımız, biz yanlış masanın yanına oturduk. Var abi var. Ya sende ya bende bir hat var yani. Bir mıknatıs var ama hangimiz de çözemiyorum. Biri beni durdursun valla. İnsan kendini tutamıyor. Bu çiğ köfte bambaşka bir şey valla. Hepsini. Ah
Niye zahmet ettiniz? Ben alırdım. Estağfurullah efendim. Bunun adeti usulü böyledir. Yani çiçekte yoğuranın elinde yiyenin baktı baktı yer olurmuş. Hadi açız ağzınızı. Aç, biraz daha açın, o kadar küçük olmaz. He. Bu ne böyle? Hadi çabuk, ikincisi geliyor. Çok acı, çok zehir gibi. Ne güzel işte, içindeki mikroplar ölür. Ay feci acı, feci acı, yandım. Ne? Gel. Annem. Annem. Ay kaldım. Ah aşkım benim, çok güzel olmuş. Tabii, kim yaptı anne? Oğlum yaptı. Yoğun. Hadi bakalım. Ama tamam. Ay çok acı. Ne oldu hanımefendi? Azlıyız mı yandı? Herhalde yani, insan acısını biraz az koyar. Bu ne ki, biz bu kadarcık acıyı bebeğlerin sütüne katıyız. Esma Hanım, ben fazla içmem filan diyorsun ama maşallah arka arkaya lıkır lıkır götürüyorsun. Helal helal. Eski toprak akıyor, ondandır Nur Hanım. Hadi o zaman eski topraklara. Makaram sarmalarla kız söylerken ağlar. Makaram sarmalarla kız söylerken ağlar. Niye ben ölmüş mü yanına Asya karalar bağlar. Niye ben ölmüş mü yanına Asya karalar bağlar. Bu berde, bu berde. Nur Hanım. Aa, aman daha Urfa'nın dağlarına içeceğiz haleliyle. Anne, içirmesene kadına. Yeter artık ya. Sen karışma. Git oğlunla ilgilen, hadi. Anne bak, yapma. Büyüklere karışılmaz, git. Hiç aklımdan çıkmıyor o tenhalarda. Yarı yürü mü sen? Nasıl devirdi ikisini? Ah boşuna demen eski toprak diye. Hey gide, eski toprak valla. Çocuklar şu boşları kaldırın. Hayır hayır, onları değil. Bunlar uyuyup uyuya uyuya boşalsınlar. Ondan sonra onları kaldırın. Heh, bana da bir taksi çağırın çabuk, hadi bakayım. Olur mu öyle şey? Biz sizi bırakırdık değil. Siz bir taksi çağırın, hadi. Bak olmaz, vallahi olmaz. Katiyetle olmaz. Ne yapacağım Nur Hanım? Ya gerek yok Esma Hanımcığım, gerek yok. Ay, hayatım. Vallahi da öpeceğim, billahi da öpeceğim. Bak, bak. Her zaman içimden gelmez ha. Kıymetini bil, vallahi öpeceğim. Aman tamam, içinde kalmasın. Tamam, bir tek öp. Anacığım, bunun da sarhoşluğu hiç çekilmiyor ha. Ay anne. Sen de kadını hem içiriyorsun, içiriyorsun, sarhoş ediyorsun. Ondan sonra da çekilmiyor diyorsun yani. Eğlenirken iyiydi yukarıda. Ne zaman çiğ köfte istersen beni ara. Hemen yapayım sana. Ben çok çiğ köfte sevmem ama. Çok güzel tosta yaparım. Ne demek özel lan? Özel gece efendim. Hem program da bitti. Sizi alamayız. Ne özel gecesiymiş bu? Kusura bakmayın, kadınların sıra gecesi. Kadınların sıra gecesi ne lan? Manyak mı bu karılar? Onlara kalmış sıra gecesi lan. Bu karıların kabahati yok. Koçalarının kabahati var. Hakikaten ha. Alayı boynuz takmış, haberi yok. Ne diyor bu ya? Ne diyorsun? Sen ne konuşuyorsun lan sen? Sen ne konuşuyorsun? Dayıf! Sen kime değilsin bu arada? Anne! Allah'ım! Babaanne! Ne oluyor lan burada? Baba! Ama! Korkunca ama! Yavrum!
götüreyim. Nereye? Dur bir dakika. Ben şikayetçiyim ondan. Ha, götüreyim. Ha. Arzu, annemi götürüyorlar. Yürü. Alo. Alo dede. Ben hocam. Babaannem karakola düştü dede. Ne? Ver anneciğim ver. Üf ya. Tamam alo baba. Sinem ne diyor bu oğlan? Önemli bir şey değil baba. Yani önemli bir şey değil. Ne iyi, iyi misiniz siz? İyiyiz babacığım iyiyiz merak etme sen ya. Tamam hemen geleyim hadi. Erdem Bey. Erdem Bey. Evet. Kalkın kalkın felaket. Felaket. Kalkın. Arıyorum eve. Kim lan bu saatte arayan münasebetsiz? Ne bileyim ben ya. Babam. Alo baba. Ali. Sen de sarhoş musun lan? Yo baba biz işte Bülent'le böyle bir iki tane parlattık sarhoş alakam yok. Ya gecenin bu vaktinde bir tane ayık adam isteyen. Allah rızası için bu ailede bir tane ayık adam isteyen. Teşekkür ederim Mehmet abi. Ben sarhoş muyum yani şimdi? Hem biz büyük bir aile değil miyiz efendim? Çok teessüf ediyorum yani. Kurtaracaklar mı babaannemi? Ya anneciğim o nasıl söz? Ha nasıl söz o? Kurtulacak tabii. Sinan. Hadi aynen. Babam gelmedi mi? Gelmediler. Yoldalarmış ama geliyorlar. Ya anam nerede nezaretti mi hala? Evet çıkar onları baba. Anlat ne oluyor? Bir anlasam ne olduğunu anlamadım. Herkes birbirine girdi bir anda. Sen nasılsın Arzu iyi misin? Ben iyiyim ben iyiyim. Çok şık olmuşsun. Ne diyorsun Bülent? Sen aldın ya evden zaten beni. Evet. Şimdi ben bırakacağım değil mi? İstemez Bülent'ciğim. Sen ilk önce bir ayıl hayatın ondan sonra. Tamam sen anlat ne oluyor? Valla benim her şey çok yolundaydı yani her şey çok güzel gidiyordu. Eğlendik, güldük falan. Sonra hatta ben Pelin Hanım'a elimden çiğ köfte yediriydim. Elini kırdım olarak. Anladım Mehmet. Sonra işte bir anda o dört tane çok affedersiniz. Onlar geldi. Ondan sonra da her şey birbirine girdi karıştı yani. Bu mudur yani? Budur bey valla. Bu arada yaşımı hanımı göremedim. Bir geçmiş olsun falan gelirdi hep ya. Gel. Farkındaysan hiçbir şey söylemiyorum. En iyisi size su neyin bir şey istersiz su getireyim ben size. Sen bil bak oradan alıp geleyim. Hapushane çeşmesi yanda başıma gelen vay vay. Hapushane kesin boşayacak beni. Anam, 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 anam. Hapusluk bir şey. Yanıklık var bir. Ne bakıyorsun ne? Deli gibi açmışsın gözlerini öyle. Hapusluk Allah Allah. Kime diyorum hemşerim hey? Ya bir gün de şuradan içeri akıllı uslu bir adam girsin yahu. Bir gün lan bir gün. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım artık Mehmet Ağa. Bir tek Esma Hanım kardeşimiz kalmıştı. Çayımızı içmedik. Ne desen haklısın amirim. Yerden göğe kadar haklısın. Lakin... Ya amirim zaten bizimkilerin bir günahı yokmuş. Anam durduk yere elini adamına niye saldırsın? Evet ya Nusret amirim. Onlar başlattı. Hem babaannem yapmadı ben yaptım. Suçu ben üstleniyorum kendime. Bırakın babaannem beni tutuklayın. Kimseyi tutukladığımız yok evladım. Ya sen dur iki dakika karıştırma ortalığı. Amirim adamlar haddinden fazla alkollüydü. Ve sarkıntılık ettiler biz de karşılık verdik. Ne yapsaydık yani? Evet orası gayet açık onu biliyoruz. Biliyoruz da neden hepsiz? İşin orası biraz tuhaf işte. Affedersiniz sayın abim ben karımı görebilir miyim lütfen? Karınızı mı? Evet. Baba annem evde ya. Annem evde baba. Ev hapsinde mi kızım? Yapma ya. O kadar kötü mü yani?
Sen niye geldin zaten buraya? Ben anlamadım ki. Ben ne bileyim kızım, ben gözümü açtım, ben buradayım. Sıra gecesi diye başladı ama hiç de sıradan bir gece değildi sayın seyirciler. Geceye ev sahipliği yapan Esma Acar'ın karıştığı kavga gerçekten görülmeye değerdi. Yenilen sinirler sonucu ortalık harbiden anına dönüştü. Maşallah o testiyi nasıl da... Ay hiç sorma, hiç sorma. Hepimiz şaşkınlık. Alo. Merhaba Aytencim. Tabii seyrediyorum. Seyretmez miyim? Ama ben size söylemiştim değil mi çok eğleneceğiz diye. Ne matraktı ama. Sesi mi? Yok canım yok. Adnan biraz rahatsız da salonda. Onu rahatsız etmeyeyim diye. Tamam canım. Seyredelim sonra konuşuruz. Hadi bay. Başımda filler tepiniyor diyemiyorsun tabii Adnan. Ay lütfen susar mısın Adnan ya, sus. Fil dediğiniz aklıma geldi çocuklar. Hayır olsun. Dün gece bir rüya gördüm. Mehmet Ağa'nın çiftliğindeymişiz. İçip içip kazancı bedih diliyormuşuz. Hay Allah. Allah'ım sen bu kuluyu affet. Haşa huzuruydum. Gerçeklik ettim, şeytana uydum. Hem günahkarım, hem pişmanım. Sen çok büyüksün Allah'ım. Hem affedicisin, hem bağışlayansın. Senin merhametine sığınıyorum ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır Esma? Bakıyorum bulmuşsun için kolaydı. İçim içim çıkar rezaletleri. Sonra Allah'ım beni affet. Ederim. Size mi soracağım? Hem sen ne karışıysan, Allah'la arama ne giriysen? Yükseltme sesini. Emniyette pisliğini temizlemek için imanım gelecek. Pisliğim ha? Pisliğim. Evet, pisliğim. Pisliğim. Sabahtan beri telefonlar susmuyor. Önüne gelen beni bu ağlar ediyor. Sahilde nasıl geçeceğim Urfa çarşısından bir daha bilmeyen. Urfalıların toplantısı var. Hangi yüzle gideceğim? Nasıl gideceğim Allah bilir. Lafı iyi bil ağa. Tamam bir hata yaptık da. Namusuya bir halal mi yatırdık ha? Yüzünü bir kara mı çıkarttık yani? Namusunu karıştırma. Ama he Esma, yüzünü kara çıkardı. Thank you.
Hayırdır kardeş? Taksi çağırmışsınız efendim. Buradan kim çağırdı ki? Ben çağırdım, ben. Bize niye haber vermedi hanımım? Biz seni bırakırdık. Hanımım bağol. Yok yok. Allah'a emanet olun çocuklar. Hakkınızı da helal edin. Sağ ol. Haydi. Efendim Yahya. Ağam, karışma haddimize değil ama haber verak dedik. Ne haberi? Hanımım evi terk etti ağam. Ne? Mao, duralım hemen, dur. Ne demek istiyorsan lan, nasıl evi terk etti? Vallahi biz öyle geldi ağam. Nereye gidiyorsan diye sorduk, cevap da vermedi. Atladı gitti taksiye bavulundan. Mao hemen dön, müsait bir yerden çiftliğe gideyim. Hadi. Başüstüne ağam. İştah yok, sen yedir, ne olur. Buyur baba. Tamam ye. Ne? Lan nasıl yani? Ne oldu ya? Ne diyorsun baba? Annem evi mi terk etti? Ya bir yere gitmiştir, gelir baba. Nasıl, bavulunu mu alıp gitti? Ne diyorsun ya? Ya? Ah baba, tamam anladım. Ne oldu ya, şaka mı yapıyorsun gerçekten mi? Babaanneme ne olmuş, söylesenize. Ya söyleyin, yabancı değilim ben. Söylemezseniz okula gitmem. Zorlarsanız da okuldan kaçarım. Bak. İnsanın yani evladı çocukluk yapınca idare ediyorsun da anası babası çocuk olunca ne yapacağını bilemiyorsun işte. Tamam kuzum, sakin ol. Bulunur, arar, haber verir. Babaannem kayıp mı olmuş? Söyleyin ya. Dur hocam, dur be. Kuzucuğum, babaannenin canı bir şeye sıkılmış. Gitmiş, nereye gittiğini de kimseye söylememiş. Ona gitmek denmez, kaçmak denir. Baba, ya bul babaannemi, getir. Ne olursun getir babaya, ne olursun. İllas, Abdül, Yahya. Nerede lan hanımıyız? Vallahi bilmiyik ağam. Ne demek bilmiyik? Nasıl bilmezsiniz? Ne işe yararsınız siz? Elini kolunu sallaya sallaya gitti, arkasından baktınız öyle mi? Doğrudur vallahi ağam, baktık kaldık öylece. İyi dediniz. Ya sormak da mı aklınıza gelmedi nereye gidiysen diye? Sorduk ağam, hiçbir şey demedi. Ağzıyı bıçak açmadı. Taksiyi de kendi çağırmış ağam. Biz bir şey diyemedik. Ne yapacaktık ağam? Elini kolunu bağlayacaktık Ayşe. Atlayıp arasından gitmek de mi gelmedi çuvalı aklınıza? Ağam, tanıdıkları arayak. Beci sağa sola sorak bildiklere. Olur, öyle yapak. Açın, hadi. Kaç sene oldu görüşmeyeli Nermin. Kısmet bugün ermiş. Hem de böyle bir günde. En son Memo Can'ın sünnet düğünüydü galiba. Hatta biz de tesadüfen Urfa'daydık. Abla, emin misin doğru yaptığına? Yanlış anlama, başımın üstünde yerim var. Bak koskoca ev, tek başımayım. Çocuklar öyle 40 yılda bir kapımı çalar, hatırımı sorar giderler. Bu kadar işte. Senden hala can yoldaşı mı bulunur bana? Ama bilmeyem Nermin. Enişten bu sefer çok kırdı beni. Al bu kalbimi, koy cennete, orada bile atmaz. Anla işte, hiçbir şey görmüyor gözüm. Olur mu canım öyle şey? Eniştemi hepimiz biliyoruz. Deli doludur. Saman alevi gibidir öfkesi onun. Seni sever, kırıp döktüğüne bakma. Bu defa değil Nermin, bu defa değil. Bu seferki kırılmanın tamiri namümkün. Bu seferki şah damarından koptu, kırıldı. Bu sefer değil. Gitmiş diyorum anne, niye anlamıyorsun? Aa, toplamış pıhısını pırtasını, gitmiş işte. Kimse de bilmiyor nereye gittiğini. Kavga etmiş Mehmet babamla, gitmiş kadın. Aa, daha neler ya, üstüme iyilik sağlık. Allah Allah. Hiç bunda gülünecek bir şey görmüyorum anne ben. Bir de gülüyorsun ya utanmadan. Allah Allah, kadın ciddi ciddi. Ay başlayacağım senin kaynananın ciddiyetine ha. Kadın akşamleyin çekip çekip kafayı rezalet çıkarıyor. Sabahleyin de ergen genç kızlar gibi topluyor bavulunu, evden gidiyor.
İçmesini bilmezsen işte böyle olur. Anne bak hiç o içkin mevzusunu açma. Zaten sana oradan bir araba doluyum ben. Gözümün içine baka baka seni uyarmama rağmen gittin kadının burnuna dayadın o içki kadehlerini. Sarhoş ettin kadını. Seni o kadar uyardım ben. Hoppala hoppala. Yani şimdi bende mi oldu kabahat ha? İçmeseydi efendim. İçmeseydi. İçmesini bilmiyorsan bu meneti öyle içmeyeceksin, tamam mı? Ay anne bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun ya, gerçekten katlanamıyorum. Tamam kapat telefonu. Kapat, vallahi pes diyorum sana, pes. Kapat, kapat. Zeynep Hanım. Efendim. Nedret Hanım sizi odasına bekliyor. Anladım, tamam geliyorum. Ne oldu ki gene? Eksik olsun, ne bileyim ne oldu. Beni çağırmışsınız, buyurun dinliyorum. Buyurun oturun. Yok ya yani, oturmak istemiyorum, ayakla dinlemeyi tercih ederim çünkü zaten zamanım yok, buyurun. Oturarak dinlemenizi tercih ederim. Artık zaman gibi bir probleminiz yok ne de olsa. Anlamadım. Anlatayım. Hastanemizin disiplin yönetmeliğine aykırı davranışlarınızdan dolayı 3 aylık ücretsiz zorunlu izne çıkmanıza karar verdik. 3 ay ücretsiz izin. Disiplinsizlikten. Anlıyorum. Son yaptıklarınızdan sonra buna şaşırmamanız gerekirdi değil mi? Yok ben ona şaşırmıyorum ya. Gerçekten ona şaşırmıyorum. Ben şuna şaşırıyorum, anlatayım size. 3 ay sonra ben bu hastaneye geri döndüğüm zaman sizin hastane yönetmeliğinize uygun öngördüğü disipline girebileceğimi düşünmenize şaşırıyorum ben. Ne demek istiyorsunuz siz? Şöyle anlatayım. Eğer sizin hastane yönetmeliğiniz tedavisi devam eden hastaları sırf parası yok diye taburcu etmekse, sizin beni terbiye etmeniz için 3 ay yetmez. Kovmanız lazım. Dolayısıyla size de bu yürek olmadığı için ben sizin işinizi kolaylaştırayım. İstifa ediyorum Nedret Hanım. İşe başlamış bizimki. Hayırlı olsun hepinize, ne diyeyim? Hepinize derken? Zeynep. 3 aylık ücretsiz izine çıkarmaya karar vermiş beni Nedret. İnanmıyorum ya. Sen ne yaptın? Beni terbiye etmek için 3 ay yetmez dedim, istifa ettim. Ne? Zeynep. Dedeciğim. Beğendin mi yaptığını? Şimdi ne yapıyordun acaba babaannem? Ben de bilmiyorum ki, sabahtan beri böyle. Ben de sordum, bana da bir şey demedi. Rahat bırakın bence. Kendi isteyince gelir söyler. Evet. O hastaneye yıllarımı verdim ben Ali. Şimdi sırf birisi geliyor parası var diye içine diyor hastanenin. O başhekim kim ya? Kim o başhekim? Sırf yeterince kâr etmiyor diye SGK'lı hastaları kapı önüne koyuyorlar. Bu nasıl vicdan ya? Siz kimsiniz siz? Nesiniz ya? Bu nasıl şerefsizlik? Yok bitmiş işte. İnsanlık da bitmiş. Hekimlik de bitmiş. Zaten biz de hekim değiliz. Kasiyeriz. Hastalarda mal. Kasadan okut geçsin gerisini boş ver diyorlar bize ya. Haklısın. Yanlış mı yaptım ben acaba? Ben asla yanlış yapmadım. Niye yanlış yapıyorsun ki sen? Onların yaptığı yanlış. Zaten Reşat Hoca gittiğinden beri ne zaman tepenin tasını attıracaklar diye bekliyordum. Attırdılar işte, bugün attırdılar yani. Ama kendileri kaybeder. Kaybedecekler yani. Anlayacaklar. İtiraf edemezler, o ayrı. Yürek ister çünkü. Bir de ne yürek ister biliyor musun? Ne? Çok sevdiği mesleğinden, ailesinden bile çok vakit geçirdiği hastalarından ayrı kalacağını bile bile prensipleri uğruna savaşmak yürek ister. Helal olsun kız o yüreği.
kalbinde bir daha aşık oluyorum. Hadi gel. Biz de böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Tamam. Eyvallah kız. Herkeslere çok selam. Bir mukabele. Esas sen kusura bakma Nesibe teyze. Bir gelip elini öpemedik senin de. Aha. Oldu. Hasip amcaya da çok selamlar. Onu da elinden öpüyorum. Tamam, siz de Allah'a emanet olun. Sağ ol. Of. Yok mu? Yok baba. Allah Allah, sıra kadem basıyor. Baba bir şey soracağım. Sen anamı bu kadar üzüp kıracak ne yaptın? Hayır, benim anam öyle ufak tartışmaya bavulunu alıp gidecek kadın değil. Tamam Ali, gitme adamın üstüne. Babam olmuş, tamam. Anam sofra hazırlayacağım. Yemeğe kalın ha? Yok baba, gidelim biz. Ben de iştahım işler kalmadı. Hadi kalk Sinem. Hadi kalk. Tamam, bir sıkma canım. Buluruz. Bir şey olursa da ara. Şeyler be Mehmetcan. İnsan insanı bazen istemeden de olsa kırar. Ya oyuncak mı bu? Niye kırılsın? Ben babaannemi çok seviyorum. Onu bir daha göremezsem. Olur mu hiç öyle şey? Hem niye göremiyormuşum bakalım? Olur be. Mehmetcan bak, büyükler böyledir. Onların böyle er yaptığında, er ettiğinde böyle akıl mantık aramamak gerekir. Sen iyi düşün ki iyi olsun be kız hanım. Hiç kimseyi özlemese de seni özleyip koşa koşa gelir yanına. Gelirdim Ahmet abla. Tabii gelir tabii be ya. Senden ayrı kalabilir mi hiç be kız hanım be? Canım benim. Oy kız hanım benim. Oy. Esma, sen olmasaydın ben bugünlere gelemezdim. Ben de seri hakkın çok büyük. Ana, sen bu ailenin direğisin. Allah eksikliğini göstermesin bize. Sen yanımda olduğun sürece var ya, iki dünya yıkılsa bir ya hiçbir şey olmaz. Babacığım, seni çok seviyorum. Seni bir gün görmesem hemen üzülüyorum. Anne, sen çok başka bir kadınsın. Senin meziyetlerin keşke bizde de olsa. Evladımın anası, torunlarımın nenesi. Allah seni başımızdan eksik etmez. Yemeğe kalsa mıydık acaba Ali? Vallahi aklım kaldı benim çok. Yazık adamcağıza ya. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim Sinem? Ha? Ne söyleyeyim, ne diyeyim yani? Babam işte yine yaptı yapacağını. Ya ne yapmış olabilir ki en fazla adam? Ha? Olmaz Sinem, olmaz. Benim anama yapılmaz. Hem diyelim anam %100 haksız. Suçlu yani. Ulan biz bu hayvanı olan hayvanını kaç kere emniyetten topladık ya? Pavyonlarda babanla kara aradık herife. İnsan kahyasına gösterdiği anlayışın %1'ini karısına gösterir ya, merhamet eder. İyi oldu ona. Böyle otursun evde tek başına kuku mavkuşu gibi, aklı başına gelir belki. Ne var baba?
ben yatıyorum da. İyi. Bir isteyen var mı, bir emri var mı diye sorayım dedim. Yok oğlum, sağ ol. Babam artık geceler çok soğuk oldu. Sen de burada üşütme ya, sen bir şey olmasın. Geç yatma, ben iyiyim. Hayırlı geceler. Al. Herkes gitti işte. Esma gitti. Oğlu gitti. Hüseyin'e bile bakmadan gitti hem de. Mahve bile devir ve yatmaya gitti. Kaldığımı dümdüzler Mehmet ağa. Al şimdi ağlıyı çal başıya. Can, uyumadın mı? Uyumadım, kitap okudum. Ne oldu? Babaannem yok, annem istifa etmiş. Daha ne olsun? Anneni merak etme, bakar o başının çaresine. Peki babaannem, o bakar mı başının çaresine? Döner mi babaannem geri? Döner oğlum elbet. Ne zaman? Zamanını bilmiyorum ama döner. Şimdi dönsün. Bul babaannemi baba. Bul. Ben çok özlerim onu. Bul baba onu, bul. Gel. Bulacağız oğlum, bulacağım ya. Ben de özledim anamı, merak etme. Elbet bulacağız, merak etme, tamam mı? Efendim? Sinem Hanım, rahatsız etmem için çok özür dilerim. Ben bir hastanızın kocasıyım. Sema Hanım, hani guatr ameliyatı yapmıştınız. Tamam, hatırladım, hatırladım. Nasıl, iyi mi Sema Hanım? Bizi apar topar taburcu ettiler biliyorsunuz. Sema bir saat kadar önce fenalaştı. Ateşi çok yükseldi. Soğuk bez falan koydum ama. Hay Allah. Doktor çağırdınız mı peki? Vallahi aklımıza ilk siz geldiniz. Sizi aradım. Tamam, geleceğim ben. Siz soğuk kompres yapmaya devam edin. Yoldayken arayacağım adres için, olur mu? Tamam. Ya geçenlerde ameliyatına girdiğim bir hasta fenalaşmıştı. Benim gitmem lazım. İyi, ben bırakırım seni. Olur. Ara Hüseyin'in hastaneye ambulans göndersinler. Yok, oraya götürmeyeceğim. O vicdansızların hastanesine götürür müyüm ben? Hayır efendim, o hastaneye gideceğiz. Müşteri olarak gideceğiz, sıkıysa almasınlar. Parasıyla değil mi? Göreceğiz bakalım nereye kadarmış efelikleri. Doktorun geliyor karıcığım. Sevdiğin doktorun geliyor hem de. Dayan karıcığım, dayan. Az daha dayan. Hadi ne olur. Ha, Sinem ambulansçı mı çıktı? Hoş geldiniz Sinem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, hoş geldiniz. Bakalım ateşimizi de. Ameliyat yerinde problem yok ama enfeksiyonel bir durum galiba. Hastanede bakılmış Ertan Bey. Burada yapabileceğiniz bir şey yok mu acaba? Durumu biliyorsunuz. Geldi Ertan Bey. Biliyorum. Siz orasını düşünmeyin. Anlaştık. Hadi gidiyoruz. Siz toparlayın. Tamam. Tamam. Tamamdır. Biz de geliyoruz. Allah razı olsun sizden. Ne demek? Estağfurullah. Hadi bakalım. Ambulans yolda, hazırlıklarınızı yapın. Sinem Hanım da hastasıyla beraber geliyor. Çabuk olun. Hadi 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 hadi. Hangi Sinem Hanım bu? Doktor Sinem Hanım. Hani terbiye etmeye kalkıp da sonra da tamamen kaybettiğiniz Sinem Hanım. Gelemez. Vallahi geliyor. Hatta dışarıya attığınız hastasıyla beraber geliyor.
Hayır diyorum. SGK'lara bakmıyoruz artık. Bu benim nöbetim Nedret Hanım. Ve ben benim nöbetimde aranıp ambulans istenirse ben o ambulansı yollarım. Gerisinde Sinem Hanım'la konuşursunuz. Konuşacağız. Sonra sizinle de konuşacağız. Nedret Hanım, ne oldu, bir sorun mu var? Evet var. Dün ortalığı ayağa kaldıran Doktor Sinem çıkışını verdiğimiz hastayı almış geri geliyor. Bu doktorla işimiz var Semih Bey. Arzu, hazırsınız değil mi? İki numaralı oda hazır. Oradan verildi mi? Benim de. Ben acil tomografi istiyorum bu arada. Hadi bakın. Sizi dışarıda tutacağız. Bu hastanın yatışını kim yaptı? Ben yaptırdım. Sorun mu var? Bu mesele sizi hiç ilgilendirmez. Hangi mesele hanımefendi? Parası dediğim kardeşim. Hasta benim, para benim. Çıkartırsınız, faturayı öderiz. Sen de vaza vaza bağırıp milletin sinirini bozmazsın buralarda. Allah Allah ya. Beni buluyor ya. Ne oluyor burada? Bu kim? Hastanenin yeni patronu. Buranın içine yani. Bravo. Lafınıza dikkat edin. Etmezsem ne olacak? Güvenliği çağırmak zorunda kalırım. Git verişten çağır lan. Çağırmazsan adam desin oğlum. İnsan hayatı lan bu, insan hayatı. Eğer buraya bir hasta geldiyse, üstelik senin hastansa eşek gibi bakacaksın. Ha bütün bunları yapmıyorsan da adamım diye de ortada dolaşmayacaksın, karşıma çıkmayacaksın, anladın mı? Arkadaşı dışarı çıkarın çocuklar. Sen çıkarsan iyi mi bu? Ali abi lütfen bizi de zor durumda bırakmayın. Lütfen herkes bir sakin olabilir mi? Karışmayın, herkes kendi işine baksın. Biz de öyle yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı müfettişiyiz. Hakkınızda şikayet var. Müfettiş mi? Kim çağırdı müfettişi? Ben çağırdım. Nedret Hanım, Semih Bey, sizinle görüşelim. Selametle. Bizim işimiz var aşkım. Bitti mi nöbeti? Bitti ama ben de bittim. Ne oldu? Nasıl oldu Sema Hanım? Soracağını bildiğim için çıkmadan onun odasına uğradım. Değerleri gayet normal. İyi. Aslan arkadaşım benim. Aslan arkadaşına bir kahve yapacak mısın? Gel. Hayır yapmayacağım. Dışarıda kal. Bir şey söyle ha. Hiç üzülmüyoruz ama. Öf tamam iyiyim dedim ya. Mehmetcan. Mehmetcan nereye? Mehmetcan. Aslanım nereye gidiyorsun? Mehmetcan. Bak şu çocuğun yaptığına ya. Ben ne diyeceğim şimdi bunun ailesine, okul idaresine? Yok vallahi hala haber yok Esmahane'de. Mehmet babam da öyle süt dökmüş kedi gibi dolaşıyor ortalarda, yazık adamcağız. Ali'ye afakanlar bastı. Mehmet Can'ın yüzünden düşen bin parça. Aa, ne yapacağım şaşırdım Arzu. Sen arkadaşım ne diyeyim yani? Hayırdır? Sende ne var? Hasta mısın? Sıkkın mısın? Ne var? Ha? Nasıl gidiyor hastanede işler? İyi gidiyor işte senin de bildiğin gibi. Aynı. Bir şey söyleyeceğim. Sen nereden akıl ettin? Ne yaptın da gecenin köründe o müfettişleri hastaneye getirdi? Söyle bakayım. Bizim de kendimize göre torpillerimiz var bu hayatta tabii ki. Öyle mi? Anlat bakalım o torpiller neymiş, sökül. Ya müfettiş kurulunda bizim çok yakın bir aile dostumuz vardı. Hı. Ben de babamı arattırdım. Bir doktor kendi hastanesine şikayet edince tabii ki dikkatlerini çok daha fazla çekti. Pat diye geldiler. Haliyle. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen farkında olmadan kendi ipini de çekmiş olabilirsin biliyorsun. Aman keçiyi bile yerden uçuran bir tutam ottur. En fazla ne yapabilirler ki? Kovarlar. Yani. Hatta belki kovulduğun haberin yok. Ay ne güzel işte. Böyle birbirimize sürekli kahveye gider geliriz, fena mı? Ya doğru. Hatta bu sergi senin, bu sergi benim. Olmadı altın günü yaparız, olmadı ben bir çocuk daha yaparım falan. Yok saçmalama, yok öyle bir şey. Alo. Ama o, anamdan haber var mı?
Yoktur vallahi beyim. Beyim, babam ne yapıyor? Ne yapsın vallahi, sabaha kadar odasında dolandı durdu. Sobanın körü de ayak sesleri duydum. Bahçeye indi, hala o saatten beri dönüp duranıyor. Ha şimdi bak, bir yere doğru geliyor. İstersen vereyim telefonu. Yok, istemez. Ararım ben onu sonra. Peki beyim, tamam. Hadi hayırlı işler, görüşürük. Sağ ol. Sen merak etme, haber olursa ben sana veririm. Hadi baba. Kiminle konuşuyordu? Alam aradı ağam. Niye aramış? Hiç öyle aramış da, CIA'da sordu. Niye kendi beni arayıp sormayı? Eşşoğlu eşek! Estağfurullah ağam. Şey olur. Ana. Lan hocam, senin bu saatte okulda olman gerekme miydi? Hayırdır, bir şey mi oldu? Erkek erkeğe konuşmaya geldim dedi. Erkek erkeğe? Evet, erkek erkeğe. Ağam, müsaadeyle. Gel ağam. Aa, Mehmet babam arıyor. Ah, ayrı olur inşallah. Ay, inşallah. Buldular galiba. Efendim babacığım. Kusura kalma kızım. İş güç arasında rahatsız ettim seni. Estağfurullah babacığım, ne rahatsız olur mu öyle şey? Hastane değilim, evdeyim, oturuyorum zaten. Ne oldu, Esma'nın bir haber mi var? Anaydan bir haber yok da başka bir haberim var şeye. Hayır olsun. Mema okulu kırmış, bir yere geldi. Erkek erkeğe konuşmak istiymiş benimle. Ne? Aa. Ali'ye de haber ver. Okuldan ararlar ederler, merak etmesin. Gel seni ben hallederim. Hadi. Memo, anlat bakayım. Ne konuşmak istiyorsan benimle erkek erkeğe? Babaannemi. Ben babaannemi istiyorum nereye? Senden istiyorum. Onu bulmaya mecbursun. Niye mecburmuşam? Gerçeği kimin gelsin? Hani hatırlar mısın dede? Bir defasında demiştin ya bana. Hani o zaman annemle babam bozuktu. Dede. Heh. Babam sence hatasını anlar mı? Geri döner mi anneme? Babalar hata yapmaz diye bir şey yoktur. Herkes hata yapabilir. Ama esas babalık odur ki yaptığı hatayı kabul ede. Baba kibin baba böyle yapar. Gider kırıp döktüğü kibin tamir etmeyi da bilir. Buna adam olmak denir. Ve hiç merak etme. Senin baban adam gibi bir adamdır. Hatırladın mı dede? Hatırladım. Sen bir şey mi demek istiyorsan bir yer? Ben diyeceğimi dedim dede. Şimdi Mayo söyler misin? Beni okula bıraksın. Ayda susmadı telefon. Aha Reşat Hoca arıyor. Aa. Efendim hocam? Sinem neredesin? Evdeyim hocam. Arzu ile oturuyoruz. İyi, çok güzel. Acil durum. Hemen kalkıp geliyorsunuz. Ne oldu hocam? Hayırdır? Ne? Tamam. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Geliyoruz. Görüşürüz. Ne oldu ya? Acil bir şey mi var? Kötü bir şey mi var? Yolda anlatırım. Gel. Amir, biz çıktık canım. Güle güle. Sinem Hanım, Semih Bey odasında sizi bekliyor. Biz bir hata yaptık hocam. Şansımız varmış ki çabuk döndük bu hatadan. Hatadan dönmek çok iyi bir şeydir. Ancak atladığınız bir şey var Semih Bey. Siz hiç hata kaldırmayacak bir iş kolunda yaptınız bu hatayı. Bir hastanede yapılacak yanlışın bedeli insan hayatıdır. Eğer şu anda bu bedeli ödemek zorunda kalmadıysanız, bunu ekibimdeki doktorlara borçlusunuz. En başta da istifasına sebep olduğunuz o doktora. Sinem gece yarısı yatağından kalkıp kapı önüne bıraktığınız o hastaya müdahale etmeseydi, şu anda savcının önünde ifade veriyordunuz. Haklısınız.
Şimdi bu hatamızı telafi etmenin yolları nedir? Ona bakalım. Bunun bir tek yolu var. Biliyorsunuz. Biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun çocuklar. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Hadi bakalım. Dede, sen hiç özlemedin mi babaannemi? Ben çok özledim. Hadi. Yürü. Derse geç kalma. Devam et oğlum. Nereye gittin abi ya? Çok merak ettik. Ya dedemde bir işim vardı, onu halletmeye gittim. Hallettin mi peki? Bilmiyorum. Tamam, sen şunu götür. Oğlum bizim kızlar darbe yapmış lan hastanede. Yönetimi yeniden ele geçirmişler. Helal be. İçer miyiz buna bu akşam? Alkolik. Berke, telefonunu alabilir miyim? Tabii. Alo? Alo babaanne. Memocan, yavrum nene kurbansiye. Ne oldu Memocan? Sesin kötü geliyor. Hasta falan mı oldun yoksa? Hasta değilim ama babaanne. Ben çok üzüldüm. Neye üzüldün Memocan? Sana. Niye gittim? Ben seni çok özledim. Hepimiz çok özledik. Dedem bile çok özledi. Kendi mi söyledi bunu Siye? Hayır ama ben biliyorum. Niye barışmıyorsun dedemle? Bir ara babamla annemi ayrı ayrı görüyordun hep. Artık sizi de mi göreceğim dedemle ayrı ayrı? Dur bakın Memocan, daha konuşuruk bunları. Gelip seni alayım mı okuldan ha? Sen burada mısın ki? Kesin Urfa'dasındır sanıyorum ben. Yok yok, İstanbul'dayım ben. Ha, o zaman sen gelme. Benim daha iyi bir fikrim var. Tepsiyi fırına verdim. Mis gibi kokuyor. Tepsi kıya baba. Memocanım da bayılır. Torununa ziyafet sofraları hazırladım. Ben de diyorum ablam sabahın köründe pazara gitti gelmez. Rahmetli anamın bir lafı vardı. Torunlar geleceği zaman horozlar bile yumurtlarmış. Ya. Yemekler iyi hoş da. Torunun seni gülerken görmek ister abla. Böyle somurtacak mısın sen onun yanında da? Ben hep Memocanıma kendi evimde sofralar hazırlardım. İlk defa başka bir evde. O nasıl söz abla? Aşk olsun. Burası da senin evin. Eksik olma Nermin. Ama aynı şey değil. Hah, bak geldi seninki. Geldi ya, geldi nenesinin kuzusu. Hah, koş koş. Fazladan misafir kabul ediyor musunuz babaanne? Memo bir şey sordu. Cevaplamayacak mısın? Esma, sen beni bilirsin. Kocayı bilirsin. Yeni bir şey gel. Eski bir hikaye. Ben 40 yıldır ara ara coşarım. Kırar dökerim. Sonra sen gelirsen beni toparlarsan. Gelir beni toparlarsan.
Esma, gene gel toparla beni. Bir defa daha toparla. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Ne bekliyorsunuz ya? Babaanne, senden bana azlandın he. Dede, senden ne bekliyorsun? Babaannem sana nasıl bakıyor? Sarılmak için neyi bekliyorsunuz ya? Hadi ayakta kaldınız. Buyurun içeri. Sofra hazır. Ne yaptın? Bayıldın mı Ece'yi? Ay yok, bayıltmadım. Ben bayıldım. Hamiyet uğraşıyor hala uyutmaya. İyi paketlemiş Depo şekeri. Ha. Da biz bir şey yapmadık yani. Kadın sonuçta kendi ipini kendi çekti yani. Aradın mı Mehmetcan seni? Aradı. Dedesini alıp babaannesine gidecekmiş. Aralarını yapacakmış. Burnu uzun dibindeymiş ya anne. Şaka gibi ya. Adı üzerinde ajan. Ne anasının gözüdür o ya. Anasını karıştırmayalım ama. Ya bakalım bu sefer becerebilecek mi? Becerir o, becerir ama annelerin altından kalkmadı, becermedi, onu da becerir. Doğru. Oh, ne olan doğurmuşum be. Şimdi bir şey diyeceğim, anasını karıştırma diyeceksin sen. Karıştırma sen de o zaman anasını, karıştırma. Yapma yavrum, kadın içeride yapma. Çok tamam, çocuk. Tamam, ya. Tamam, yapmıyorum bir şey, bir şey, yapmıyorum bir şey. Tamam. Hadi. Ne? Of. Nasıl iş hallettim amma ha? Vallahi helal size küçük ağam. Çok mübeşik o zaman. Çok bakalım. Ben yokken Maho usta durdu değil mi? Var mı bir vukuat neyin ha? Vallahi siz yokken ha, kolumuz kanadımız kırıktı hepimizin. Oğumda da bende de tık yok. Ah ne güzel. Ben gene geleyim o zaman ha? Yok öyle yapma sen. Otur oturduğun yerde. Ben bir hayvan oğlu, hayvanın vukuatlarına razı ya. Hoş bulduk. Hoş geldin sen hanımım. Hoş bulduk. Hoş geldin hanımım. Özledi hanımım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bak şuna bak, şuna bak. Dut yemiş bülbül idi. Hanımını gördü başladı öpme. Aferin sana Uğur'ya.